Türk halkı servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna vakıftır. Ormanlarını evladı gibi sever. Bunun için ağaç bayramları yapar. Yeniden orman yetiştirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Birinci Dünya Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı kurtarmak için gözü yaşlı analar ve çileli babalar canlarından çok sevdiği evlatlarını ya istiklal ya ölüm diyerek vatan savunması için cephelere göndermiştir. Şehit Mehmetçiklerin kanları ve gazilerimizin kahramanlıklarıyla esaret zincirleri kırılmış, özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 1929 yılı ekonomik buhranı dünyayı sarsarken Anadolu'nun vatan olmasını sağlayan ormanlarımız yine devlet ve milletimizin imdadına yetişmiştir. Evlatlarını cephelere gönderen Anadolu insanına ormanlar geçim kapısı olmuş, birçok zorunlu ihtiyaç malzemesi ormanlardan karşılanmıştır. El emeği, göz nuru ağaç ustası sanatkarlar yetişmiş, evde kullanılan kaşıktan hamur teknesine, yağ sağrağından su keleğine, yayıktan sepete birçok ürün üretip geçimini temin etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ormanlara büyük önem vermiştir. Giresun Orman İşletme Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuştur. Şebin Karahisar'a 1940, Ordu'ya 1944, Ünye'ye 1946 tarihlerinde Orman İşletme Müdürlükleri kurulmuştur. İkinci Dünya Harbi'nin zor ve sıkıntılı günlerinde vefakar orman teşkilatımız insanlara iş, aş, umut ve geçim kapısı olmuştur. Vefakar Orman Teşkilatımız, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehit ve gazilerimizi unutmayarak mesire alanları ve hatıra ormanları kurup aziz hatıralarını yaşatmakta, şehitlerimizin rahmet, minnet ve şükranla anılmasına vesile olmaktadır. Duru yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir. (Gülüyor)